Değerli kardeşlerim, Cuma'nız mübarek olsun. Bugün 17 Eylül 2021, 10 Sefer 1443. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz biz insanı mükerrem yaratmıştır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem buyuruyor Kur'an'da. Adem oğlunu mükerrem kıldık. Şerefli kıldık. Değerli varlık olarak yarattık buyuruyor. Ancak mükerrem kılınan, değerli bir varlık olarak yaratılan insanın da başı boş değildir. Allah bizi saldım çayıra Mevlam gayra yaratmadı. Bir takım sorumluluklarımız var. Bir takım mesuliyetlerimiz var. Bu manada insan, inançlı insan kafasına göre yaşayamaz. Evet. Kafasına göre yaşayamaz. Allah-u Teala insanı yaratmış, başıboş bırakmamıştır dedik ya. İnsana nasıl yaşayacağını da göstermiştir. Yaradan bizim nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini de öğretmiştir, göstermiştir. Nasıl göstermiştir? Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar peygamberler hayat rehberi olacak. Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştırıp o mesajların hayatta tatbikini gösterecek peygamberler göndermiş. Beraberinde de kitaplar, vahiy göndermiştir. Değerli kardeşlerim, dedi ki Rabbimiz hayata müdahil olmuştur. Hayatımıza müdahale etmiş. Nasıl yaşayacağımızı, neyin iyi, neyin kötü olduğunu bize göstermiş. Bu manada Müslümanın hayatında kırmızı çizgileri vardır. Biz bunlara helal ve haram çizgisi diyoruz. Müslüman bir defa haramları, helalları bilecek, ona göre yaşayacak. O çizgiyi geçmeyecek. Allah'ın koyduğu hududullahı aşmayacak. Aşarsa ne olur? Sonucuna katlanır. Zaten dünya bir sınav dünyası. Değil mi? Bu dünya fani. Asıl dünya, asıl hayat öldükten sonrası, ahiret dediğimiz hayattır. Allah'ın dediği gibi emirlerine ve yasaklarına uyarak yaşarsan Allah ödül olarak cenneti bize vaat ediyor. Yok, bunlara uymazsan, karşı gelirsen cezası da cehennem olarak. Tercih bize bırakılmış. Yani tesadüfen cennet, tesadüfen cehennem yok. Hepsini yaşarken bu dünyada kazanıyoruz değerli kardeşlerim. Bu manada dünyayı ahiretin tarlası olarak görmek durumundayız. Dünyayı çok iyi değerlendirmek durumundayız. Dünyayı değerlendirirken hep dünyada kalacak yatırımları değil, ucu ahirete dokunacak yatırımlara eğilmek zorundayız. Dikkat edelim. Dünyayı yaşarken yatırımlarımızı ucu cennete uzanacak şekilde yapmak durumundayız. Planımızı, programımızı yaparken mezara kadar değil, bizi cennete götürecek bir plan yapmak durumundayız. 100 sene sonrasının planını yapanınız var mı içinizde? 100 sene sonranın planı. Var mı? Hafız hocam, Ali hocam. Yok değil mi? Niye yok? Çünkü 100 sene sonra kimse, şu camide kimse bu dünyada yok. Nerede? Neredeyiz 100 sene sonra hocam? Hafız hocam, 100 sene sonra neredesin? Evet, hiçbirimiz dünyada değiliz. Ortalama 40-50 yaşlarındayız şu anda değil mi? Gördüğüm kadarıyla. 100 sene sonra 140 yaşında olursun. 40 yaşında olsan şimdi 50 sene. Yani mümkün değil yaşaman. Ona göre plan yapmak durumundayız. 100 sene sonra neredesin? Nereye gitmek istiyorsun? Gitmek istediğin yerin
planını yaparak gitmek durumundasın. Helalinden kazanıp helalini harcamak her Müslümanın vazifesidir. Bu manada biz kazandığımızın helalini, haramını dikkat edeceğiz. Rızk, buna biz rızık ahlakı diyoruz. Evet. Tarihimizde Müslümanlar ticareti sadece bir para kazanma, geçim kaynağı olarak görmemişler. Aynı zamanda güzel ahlak, insani ve İslami değerleri ulaştırmanın bir yolu olarak görmüşlerdir. Nitekim Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde yaptığı üç önemli icraattan birisi de Medine çarşısını kurmak olmuştur. Ticarete el atmak olmuştur. Yahudilerin kontrolünde olan Medine ticaretini Müslümanların da el atmasını, eğilmesini istemiştir ve bu yolda gayret göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'de ticaretle alakalı o kadar çok ayet var ki, namazdan daha çoktur belki. Allah ile kulun iletişiminden, Allah ile kul arasındaki, buna ibadetler diyoruz, bunlardan daha çok kullar ile kullar arasındaki ilişkileri düzenleyen ayet daha çoktur. Bu manada saymadım ama yani Kur'an'la haşir neşir olan birisi olarak söylüyorum. Belki namazdan daha çoktur ticaretle, sosyal, içtimai hayatla alakalı ayetler. O yüzden sadece namaz kılmayla, oruç tutmayla, hacca gitmeyle, zekat vermeyle vesaire gibi bir ibadet deyince aklımıza önce bunlar geliyor ya hocam. Bunlarla Müslümanlık sadece bunlarla olmuyor yani. Sosyal hayatta, sokakta, çarşıda, pazarda, esnafta, bağda, bahçede, işte, güçte de Müslüman olmak durumundayız. Kur'an'da peygamber kıssaları var. Mesela bunlardan birisi Şuayb Aleyhisselam. Şuayb Aleyhisselam Medyen ve Eyke, Kur'an'da geçiyor. Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderiliyor. Bu Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin helak olmasının sebebini merak ediyor musunuz? Kur'an diyor ki ticari hayatta hilekar davranmalarıdır. Ticari hayatta fırıldak olmalarıdır. Ticari hayatta ahlaksız davranmalarıdır. Evet, değerli kardeşlerim, şimdi rızık ahlakı dediğimiz bu ticari hayatın bir takım ilkeleri vardır. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Vaktimiz yeter mi bilmiyorum. İnşallah vaktimiz yettiği kadar biraz anlatalım. Nelermiş bakalım, nelere dikkat etmemiz lazım. Gerek müşteri olarak, gerek esnaf olarak, tüccar olarak. Bir defa rızık kazanmayı Allah'ın emri görüp ibadet ruhuyla çalışman lazım. Öyle yaparsan ibadet sevabı da alırsın. Dükkanını besmeleyle açarsın, helale harama dikkat edersin, müşteriyi kandırmazsın, malını dürüstçe satarsın, değil mi? Hileli mal satmazsın, değil mi? Yani piyasadaki gördüğünüz bir sürü fırıldaklar var. Bir sürü ticari hayatta. Bunları yapanlar kim? Uzaydan mı geliyor yani? He? Kim yapıyor? Adı Ahmet Mehmet. Müslüman yapıyor yani. Yapmaması lazım değil mi? Evet, yani insanlara faydalı oluyorsun ticaretle uğraşırken, esnaflık yaparken, aynı zamanda kendi rızkını temin ederken insanlara da faydalı oluyorsun ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. Bak, faydalı olan, en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İkinci olarak rızkı verenin Allah olduğuna ve her canlının sadece nasibini elde edeceğine inanmak. Evet, rızkın sahibi Allah'tır, sen değilsin. Ben değilim. Ben sebebim yani. Allah benim, bana sağlık vermese, sana sağlık vermese, şu anda evde yatalak hasta olsan, dükkan açabilir misin? Bağında bahçende çalışabilir misin? Çalışamazsın, bak senin elinde değil. Allah bana sağlık vermese, gelip ben burada bu cuma sohbetimi yapabilir miyim? Yapamam. Hayat benim elimde değil. Rızkın sahibi ben değilim. Rızkı yaratan Allah'tır. Biz kullar onu sebepleriyiz. Yani o
Allah'ın taksim ettiği, yaratmış olduğu rızkı kazanmak görevimizdir. Allah rızkı yaratıyor ama sen kazanmak durumundasın. Şurada akşama kadar otursan sana rızık gelir mi? Gelmez. Sebeplere yapışman lazım. Ne yapıyorsan, ne gerekiyorsa yapman lazım. Değerli kardeşlerim, Allah'tan içimizde tüccar vardır, esnaf vardır. Allah'tan çok mal değil, helal mal istemek lazım. Helal rızık istemek lazım. Bu manada hadis-i şerifte geçiyor İmam Tabarani'nin Camiul Beyanında. Hesabını verebileceğin az mal, hesabını veremeyeceğin çok maldan hayırlıdır diyor. Az olsun, helal olsun. Hesabını vermek kolay olur. Çok olursa haramı da fazla olabilir, hesabını da veremezsin. Ha, çok mal var, helalden kazanıyorsun, hiç haram karıştırmıyorsun. Ha, o zaman sıkıntı yok, olsun. Ama hesabını veremeyeceksen, çoğaltıyorsun, habire faiz, habire faiz, habire kredi, çoğaltıyorsun, biriktiriyorsun, içi haram doldu. Ne oldu? Kime kalacak? Sana ne faydası olacak? Ahirete ne faydası olacak? Varislerine kalacak ya. Değil mi? Evet. Siz geçici dünya hayatını, varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor diyor Enfal suresinde. Âlâ suresinde vel âhiretu hayrun ve ebgâ diyor. Yani Müslüman hangi işi yaparsa yapsın, bak hangi işle uğraşırsa uğraşsın, hep aklında, kafasında ahiret olacak. Hesap, kitap, mizan, terazi şu kafadan çıkmayacak. Diyecek ki vel ahiretu hayrun ve ebgâ. Âlâ suresi 16-17. Ahiret ise daha hayırlıdır ve kalıcıdır. Ebgâ, kalıcı demek. Dünya kalıcı değil, bırakıp gidiyoruz. Kalıcı olana yatırım yap diyor. Geçici olana yapma. Akıllı ol diyor Allah. Evet, insan maalesef mal ile azıyor. Malı kendisini ölümsüz kılacak zannediyor. Zannediyor ki insan, azgın insan, bu mal bendeyken bana karada, denizde, havada ölüm yok. Havasına giriyor. Ölümü inkar etmiyor ama ölüm aklının köşesinden bile geçirmiyor. Bu malla ben diyor sırtım yere gelmez diyor. Halbuki akıllı Müslüman, akıllı kişi Allah Resulü şöyle tarif ediyor. Hafız hocam, akıllı kişi kimdir? Sana sorayım. Caminin imamısın. Akıllı kişi kime denir? Ha, hadisi biliyorsun da öyle diyorsun. Cemaat bilmiyor ama. Şimdi bunlar da öğrensinler. Şimdi cemaate sorarsak genel olarak akıllı kişi kimdir? Berta'da dükkanı olan, apartmanı olan, Artvin'de apartmanı olan, Bursa'da, İstanbul'da arsası, katı, yatı olan akıllı kişi diyoruz değil mi? Doğru mu? Niye? Adam akıllı davranmış. Baksana bayağı malı mülkü var. Allah Resulü nasıl tarif ediyor? El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Akıllı kimse, nefsini hesaba çeken ve amile limâ ba'del mevt. Ne demek hocam? Ne demek? Ölmeden önce kendini hesaba çeken. Ölmeden önce hesabını yaparsan sıkıntı yok. Öldükten sonra hesap yapabilir misin? Hafız hocam. Mesela tabutta namaz kılabilir mi bir Müslüman? Kalkıp kılabilirse öyle bir ihtimal yok da. Yani mesela mezarda namaza başlayabilir mi? Oruca, zekata, bir sürü malım vardı. Tüh, bir kere bile malımın zekatını vermedim. Şu kadar fındık topladım. Hiç zekatını aklıma getirmedim. Öşrü varmış. Yeni öğrendim. Öldükten sonra pişmanlığın hiçbir anlamı yok. O Firavun'un tevbesi de öyle değil mi? Firavun Kızıldeniz'de boğulurken gerçeği görünce ben de Musa'nın Rabbine iman ettim dedi de o neye benzer? Maç bittikten sonra gol atmaya benzer değil mi hocam? Hakem bitiş düdüğünü çalmış, sen gol atıyorsun. Böyle bir gol olur mu?
Olmaz. Azrail kapına çalmış, canını alacak. Dur ya, daha müsait değildik. Daha namaza başlayacaktık, daha şu yapacaktık. Daha şu tevbe edecektik, daha kaza yapacaktık. Daha malımızın hayrını, infakını yapacaktık. Ba'de harabil basra derler değil mi hocam? Evet. Değerli arkadaşlarım. Dördüncü kuralımız, dünya malına karşı hırslı olmayacaksın. Ama insanı yaratırken Allah dünyaya meyilli yaratmış. Bu da imtihanımızın bir parçası. Normal yani. Ama Müslüman uyanık olacak. Şeytanın doldurmuşuna gelmeyecek. Nefsinin doldurmuşuna gelmeyecek. Dünya malı caziptir. El mal vel benune zinetul hayati dünya demiyor ayet-i kerimede. El mal vel benune. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsü, zineti. Süslü olacak tabii ki. Malı sevmeyen var mı diye sorsam hiç kimse eğer oturup doğru konuşalım. Yani malı sevmeyen olur mu? Parayı sevmeyen olur mu? Olmaz. Sevmek normal. Ama ayarını kaçırmayacaksın. Ayarı kaçarsa olmaz. Peki hocam ayarını nasıl bileceğiz? Çok basit. Sen mala sahip ol. Mal sana sahip olmasın. Mal sana sahip olursa ayarını kaçırdın. Mal seni parmağında oynatır böyle. Adam iflas ediyor, intihar ediyor. Niye? Mal gitti, ben mal yoksa ölürüm. Bir adam da iflas ediyor, diyor ki ya mala gelmiş, cana gelmemiş. Yine kazanırız diyor. Sağlık olsun diyor. Mal dediğin elinin kiridir diyor. Bak bu adam malın esiri değil. Mala esir olmadığımızı daha neden anlayacağız? Hayır hasenat yapıldığı zaman, yapılacağı zaman elimiz titremeyecek mesela. Cebimize giderken titriyorsa mal bizi esir almış demektir. O yüzden büyükler şöyle der. Biz develeri ahıra bağlarız. Yüreğimize bağlamayız der. O zamanki zenginlik ölçüsü develerdi. Doları, euroyu, altını yüreğine bağlamayacaksın. Cebinde dursun. Cüzdanında dursun. Yüreğine bağlamaz. Hadis-i şerifi şöyle bir bakalım. Dinar ve dirhemin kullarına yazıklar olsun. Aynen onu söylüyor. Dinar ve dirhem yani para sana sahip olmasın. Sen ona kulluk yapma. Paraya kulluk yapma. Paraya tapma diyor yani bu hadis-i şerifte. Onun dışında para, mal, mülk kötü bir şey değildir. Bazı hocalar mal mülkü kötülüyor da yanlış. Malın zararı olur mu ya? Müslüman, ahlaklı Müslüman. Dürüst Müslüman zengin olsun. Parası olsun, zararı yok. Para olmasa şu cami nasıl yapılacak? Hayır kasınat işleri nasıl yapılacak? Kur'an kursları, imam hatipler, okullar, yollar, köprüler. Hayır işleri nasıl yapılacak? Fakir fukarayı kim gözetecek? Biri zengin olacak ki dinen maddi anlamda faydası olsun. Beşinci olarak helal rızık. Huzur, sağlığın, güzel ahlak ve iyi davranışların kaynağıdır. Helal rızık, huzurun, sağlığın ve güzel ahlakın kaynağıdır. Değerli kardeşlerim, bu önemlidir. Helal yemediğimiz, habere haram yediğimiz zaman, haram helal nereden gelirse gelsin, dikkat etmediğimiz zaman ne olur? Topluma şöyle bir bakın. İnanın akşamları haber izlemek istemiyorum ya. Öyle bir moral bozuyor ki. Öyle bir toplumsal cinnet görüyorsun ki haberlerde. Eskiden 3. sayfa haberleri dediğimiz gazetelerin 3. sayfasında yayınlanan haberler artık ana haber bültenlerinde yayınlanıyor. İçimiz kararıyor yani. Efendim, cinayetler, aile faciaları, anne babasını öldüren asi olan evlatlar, öğretmenle bıçak çeken öldüren, doktorunu öldüren hastalar, bıçak çeken, şiddet uygulayan vesaire. Bütün bunları izlerken ne hissediyorsunuz? Bunların bizce sebeplerinden birisi de yediğimiz içtiğimizin haram olması bunlara etki ediyor diye düşünüyoruz. Evlat bizi niye dinlemiyor? Niye asi? Bizden dünyaya gelen, bizim doğurduğumuz
Değil mi? Bizim yetiştirdiğimiz, elimizde büyüyen çocuk bizi niye dinlemiyor? Niye asi oluyor? Öyle bir aileler var ki çocuklarının kölesi olmuş anne baba. Korkuyor çocuğunda. Duyda inanma diyor değil mi hacı abi? Ey gidi bizim zamanımızda öyle mi diyorsun değil mi? Hacı abi. İçinden diyorsundur mutlaka. Evet. Maalesef böyle bir duruma geldik. Tabii yediğimizi içtiğimize dikkat etmezsek haram helal ne gelirse gelsin sonuçları böyle oluyor değerli arkadaşlarım. Altıncı olarak her işe besmele ile başlamak. Besmelesiz işin sonu kesiktir diyor aleyhissalatü vesselam. Hayırlı her iş besmele ile başlamalıdır. Kur'an-ı Kerim besmele ile başlıyor biliyor musun? Allah Kur'an'ı ilk indirirken 6236 ayetin ilk ayeti İkra bismi rabbike diye başlıyor. Rabbinin adıyla oku. Bismi rabbike, Rabbinin adıyla. Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyorsun. Allah'lı iş yapıyorsun. Bir işe besmeleyle başlıyorsan Allah'ı anarak, Allah'ı o işe katarak, Allah'lı, Allah adına iş yapıyorsun. Yani Allah varsa bir işte şeytan yok demektir değil mi? Haram yok demektir. Helal iş yapıyorsun demektir. Evet. Allah'ı zikirdir aynı zamanda. Allah'ı anmaktır besmele. Taha suresi 124'te kim Allah'ı anmaktan yüz çevirirse mutlaka onun diyor sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Tüccar para kazanırken aynı zamanda insanların gönlünü de kazanmayı bilmelidir. Yani sadece para kazanmak değil. Öyle tüccarlar oluyor ki iyiler tenzih ediyorum. Bir kere gidiyorsun dükkana daha gidemezsin. Bütün malın defolusunu, kötüsünü yemin ederek satıyor sana. Yemin ediyorum taze diyor, yeni geldi diyor. 3 günlük balığı veriyor taze diye. Eve gidiyorsun kokuyor, yarısını döküyorsun. Manava gidiyorsun, taze diye alıyorsun. İyiler ön tarafta, kötüler arka tarafta. Müslüman ha. Ondan sonra ben bunu kime satacağım diyor. O benim sorunum değil ki. Bana de ki bu defolu, ezik, bu sağlam. Bu 5 lira, bu 4 lira de. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bunu öğretmiştir. İman ettiğimiz peygamberimiz bir gün Medine çarşısında gezerken bir buğday yığınını görüyor. Elini daldırıyor, bakıyor ki içi ıslanmış, dışı kuru. Ey filanca bu nedir diye soruyor. Ya Resulallah yağmur yağmıştı da. Yağmur bunun dışına mı yağar, içine mi diyor. Dışına yağar, içi niye ıslak, dışı kuru? Halbuki bunu şöyle bir daha assaydı, kurusaydı, millet görseydi ıslak mı kuru mu diye. Kimi kandırıyorsun? Bizi aldatan bizden değildir diyor ya. Evet, dükkanımızda defolu dediğimiz, arızalı dediğimiz mal olabilir. Ya onu kendine alacaksın değil mi? Manavcılık yapan bir yakınlarım var. Müşterinin almadığını kendi eve götürüyor. Azıcık eziktir eve götürüyor. Müşteriye vermiyor. Yahuttan müşteriye de ki arkadaş bu azıcık ezik. Bu elmanın, bu domatesin fiyatı biraz 50 kuruş, 1 lira daha eksik. Bir yerde bir balık aldım. Aynı balık biri birinden daha ucuz. Dedim niye böyle? Bu yeni geldi. Taze o dünkü. Veya sabahki neyse. Bak böyle olmak lazım. Dürüst olmak lazım. Aynı balık fiyat değişik. Niye? Göster, karıştırma. Bazıları öyle yapıyor. Tazeyle bayağı karıştırıyor, kakalıyor tırnak içinde. Olmaz. Müslüman ahlakına sığmaz. Kul hakkıdır. Ahirette bunları ödeyemezsin. Kaç milyon rekat namaz kılsan ödeyemezsin onu. Ona saymıyor Allah. Kul hakkı çok acayip bir şey. İşveren iş ortaklarını ve mesai arkadaşlarının hukukunu gözetmeli. İş kalitesine azami özen göstermeliyiz. İşimizi güzel yapacağız. Allah bizi görüyormuş gibi davranacağız. Patron olmasa da, amirimiz olmasa da işimizi düzgün yapacağız. Bizi Allah'ın görmesi yeterlidir. Biz buradan ekmek yiyoruz, alın terimizle helalinden kazanmak durumundayız. Çalışma saatlerini riayet etmek durumundayız. Memursak, işçiysek, amirimiz yok, patronumuz yok, of işi yavaşlatalım. Olmaz. Haram iş yapıyorsun. Çocuklarına haram rızık kazanmış oluyorsun. İş ortamında ahlaka aykırı tutum, davranış
ve konuşmalardan uzak durmak lazımdır. Değil mi? Bak ahirlik haftasındayız. Ahirlik kardeşlik teşkilatıdır. 1200'lü yıllarda Ahi Evran tarafından kurulmuş bir teşkilattır. Bir esnaf teşkilatıdır. Esnafı tüccarı yetiştiriyor ahlaklı bir şekilde. Böyle bir teşkilat. Ahiliye göre esnaflığa adım atan kişinin üç şeyi kapaması, üç şeyi açması gerekiyor. Bak eskiden böyleymiş esnaflar. Gözünü harama, ağzını günaha, elini zulüm ve haksızlığa kapayacaksın. Kapını konuklara açacaksın. Keseni muhtaçlara açacaksın. Sofranı açlara açacaksın diyor. Esnaflık ahlakı eskiden böyleymiş değerli kardeşlerim. Bir diğer ilkemiz ticaret ahlakında, rızık ahlakında yalan, hile ve aldatma yoluna gitmemek. Biraz önce anlattık. Malımızı yalanla, fırdakla, dolapla, yeminle satmamak lazım. Neyse o. Helal malına, ticaret helaldir. Helale haram katmamak lazım aziz kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, bana şu altı şeyi hakkında söz verin, size cenneti garanti edeyim diyor. Altı şeyi bana söz verin, yerine getirecek, garanti edeceğiz diye cenneti garanti edeyim diyor. Bir, doğru konuşun, vaadinizde durun, emanete riayet edin, iffetinizi, namusunuzu koruyun, gözlerinizi haramdan koruyun, ellerinizi haramdan koruyun. Ne kadar zor değil mi? İmkansız değil ama. Ama cennet beleş değil. Cennete tombaladan gitmek yok Hafız Hocam. Beleş cennet yok. Kurayla cennet yok. Torpille yok. Değil mi? Adam alışmış dünyada torpile. Dayısı var, arkası var, parası var. İşi hep torpille yüzdürüyor. Ahirette de işlerin torpille gideceğini zannediyor. Bir yolunu buluruz, yırtarız diyor. Cennete gideriz. Gidersin gider. Ahirette de işleri öyle zannediyor. Ya yok böyle bir şey. Cennete iman ve salih amellerle gideceksin. Torpille yok. Ben diyor filanca gruba girdim mi, filancanın takımına girdim mi cenneti garantiledim zannediyor. Adam vaaz ediyor. Bizim takıma gel cennete git diyor. Oh ne güzel. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç öyle dememiş. Hakk'a davet etmiş. Bu yola girersen cennet var ucunda. O yola girersen ama yok. A takımı, B takımı yok. Müslümanca bir hayat yaşadığı müddetçe, ahlaklı bir hayat yaşadığı müddetçe iman ve salih amellerle cennete gidecektir inşallah. Veylül lil mutaffifin. Ticari hayatta hile yapanların vay haline. Mutaffifin suresi var. 83 numaralı sure. Okuyunuz değerli kardeşlerim. Evet. Asıl kar, ticarette kar diyoruz ya, bizi ahirete götüren kardır. Ahirete ucu, ahirete dokunan şeydir değerli kardeşlerim. Malın kusurunu söyleyiniz. Kusurlu malı söylemeden satmayınız. İmam-ı Azam kim? Mezhep imamımız, büyük alim. Tüccardır aynı zamanda bak, bize örnek insandır. Bir gün ortaklarından birini kumaş satıyor. Kumaşlarını satmak üzere bir ülkeye gönderiyor kafileyle. Gönderirken tembih ediyor. Diyor ki, bak şu 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 şunlar defoludur. Onları ucuz sat. Yani onun fiyatı bu, bunun fiyatı bu. Ortağı da satarken hepsini normal fiyattan satıyor. Defol olanları unutuyor. Gelince soruyor, ne yaptın diyor. Unuttum diyor. İmam-ı Azam ne yapıyor biliyor musunuz? O defolu dediği biraz arızalı olan malı, kazandığı parayı ayırıyor, tamamını infak ediyor. O kendi parasının içine katmıyor. Haram şüphesi var. Bilmeyerek de olsa satıldı ama onu ayırıyor bakınız. Gördünüz mü? Haramın şüphesini bile kasasına koymuyor İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi. Kim kusurunu söylemeden ayıplı malı satarsa Allah'ın gazabı ve meleklerin laneti onun üzerine yağmaya devam eder diyor hadis-i şerifte. İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadiste. Ticarette yeminden kaçınmak lazım. Alışverişte yeminden kaçının. Çünkü yemin malın satışını artırsa daha bereketini giderir. İyi malın yemine gerek yok. İyidir.
Kötü mala yemin ediyorsan yalan söylüyorsun zaten. Değil mi? Böyle de bir durum var. Müşterinin bilgisizliğinden yararlanmak haramdır. Geldi bir müşteri, yabancı, belli ki yabancı. Ondan faydalanmayacaksın. 1 lira malı 2 lira, 3 lira satmayacaksın. Muhatabın zor durumundan yararlanmayacaksın. Adam zorda kalmış. Zorda kalmış. Onun zor durumunu faydalara, malını normal fiyattan ucuza almamak lazım. Kara borsacılık, tefecilik, tekelcilik haramdır. Değil mi? Niye de piyasadaki malı daraltmak, malı stoklamak, piyasada malın fiyatının artırmasına sebep olmak da dinen haramdır. Dikkat edeceğiz yani. Efendimiz, kara borsacı ne fena bir kuldur. Kara borsacı ne fena bir kuldur ki fiyatlar düştüğünde üzülür, yükseldiğinde sevinir diyor. Müşteri kızıştırmak da haramdır. Alıcı olmadığı halde alıyormuş gibi. Biz şimdi alışveriş yapıyoruz. Üçüncü bir şekil kişi geliyor. Anlaşmalı tabii. Benim 1 liraya alacağım malı, yok ben 2 lira veriyorum diyor. Almayacak olduğu halde benim alışverişimi sabote ediyor. Yani müşteriyi kızıştırmak, malın gerçek fiyatından daha faiz fiyata satılmasına sebep olmak da dinen caiz değildir. Haksız kazançtır ve haramdır. Pazarlığı yapılmış ve yapılmakta olan mala müşteri olmayacaksın. Pazarlığı yapılmış, iş bitmişse o malı, o alışverişi bozuyorsun, ben alayım diyorsun. Veya alışveriş anında bitmeden araya girerek o alışveriş müşteriyi müşterinin alışveriş yapmasını sabote ediyorsun. O malı daha fahiş fiyata almasına sebep olmakta günahtır değerli kardeşlerim. Bir de rakibin malını kötülememek lazım. Değil mi? Aynı mal onda da var. O kötüsünü satıyor. Ya kötü değil, aynısı. Niye yalan söylüyorsun? Evet, ahlaklı olmak lazım. Şunu diyebilmek lazım. Ben siftahımı yaptım. Bak kardeşim daha siftah yapmadı. Ona git. Eskiler öyle dermiş. Diyebiliyor muyuz? Var mı? Ben duymadım. Vardır belki. Ölmemiştir inşallah. Bu gelenek önemlidir. Evet. Diğer gam olmak. Diğer gam olmak. Rüşvet almak da vermek de haramdır. Rüşvet veren de alan da cehennemdedir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Er-raşi vel-murtaşi finnâr. Evet. Finans ihtiyacını helal yoldan karşılamak. Faize bulaşmamak. Peynir ekmek gibi faiz yiyor Müslümanlar ya. Mecbur kaldım diyor. Mecbur kaldım. Yok arkadaş. Helalları bir tüket ya. Helalları tüketmeden bodoslama faize dalıyor ya. Mecburum diyor. Bu ticari hayatta mecburum. İyi, ahirette ne yapacaksın artık bilemem. Ahirette nasıl yolunu bulup düzelteceksin bilemezsin. Borcunu vaktinde vermek. Tabii. Vaktinde vermezsen adam sana bir daha borç vermez. O yüzden Müslümanlar birbirine borç vermiyor. Niye? Artık güven yok. Vereyim de kötü olayım. Vermeden mi kötü olayım? Ne diyor? En iyisi vermeden kötü olayım diyor. Nasıl olsa kötü olacağım diyor. Ve malımla kötü olayım diyor. Halbuki Müslümanların birbirine güvenini zedelememek lazım ya. Borç al, ihtiyacın olmadığı halde zamanı geldiği zaman öde. Bak şunu yapın diyor bazı alimlerimiz. Hiç ihtiyacın yok. Borç al, cebinde dursun, bir hafta sonra vereceğim diyor. Tam zamanında ver. Niye yap? Güven tesis et. Bak Müslümanlar bir zamanda Müslüman birbirine güvenebiliyormuş, sözünde durabiliyormuş, ahlak, ticari hayatta ahlak varmış. Bunları yaymak lazım. Tabii birbirimize borç vermediğimiz zaman da öbür taraf borç alamıyor, gidiyor faizden para alıyor. Harama dalıyor mecbur. Böyle bir durum var. Değerli kardeşlerim, bununla alakalı çok daha mevzu var. Rızık ahlakıyla alakalı olarak ama özetle
Bunları söylemiş olalım. Tabii nimetlere şükür de önemlidir. Diğer bir madde. Nimetlere şükredeceğiz. Nimete nasıl şükredeceğiz? Allah'ı nimeti veren olarak bileceğiz. Bir de her nimetin şükrünü kendi cinsinden yapacağız. Ya Rabbi fındık verdin teşekkür ederiz desek olur mu? Çay verdin olur mu? Üzüm verdin bu sene iyi. Olmaz. Onun nimetin şükrünü kendin cinsinden yapacaksın. Fındık verdin öşür olarak vereceksin. Zekat olarak yani. Kuru kuruya teşekkür olmuyor yani. Namaz kılıyorsun bir şükürdür değil mi? Bedenimizin şükrüdür. Oruç bedenimizin şükrüdür. Para infak etmek malımızın şükrüdür. Şükür etmeyi de bilmek durumundayız değerli kardeşlerim. Şimdi duyurumuz var değil mi hocam? Bir yardım toplanacak yine bu cuma namazdan sonra. Artvin'deki yatılı Kur'an kurslarımızın ihtiyaçları için cami cuma namazından sonra yardımlarınıza müracaat edeceğiz. Bu hayır kurumları, hayır müesseseleri hepimizin böyle el birliğiyle az demeden, çok demeden yaptığımız yardımlarla bu hayır işleri yürüyor. Bu cuma da bu işleri yürütmek üzere sizin yardımlarınıza müracaat edeceğiz il genelinde değerli kardeşlerim. Bu bir. İkincisi Kur'an kurslarımız geçen hafta itibariyle başladı. Müftülüğümüze bağlı Kur'an kurslarımızda. Kayıtlarımız önümüzdeki pazartesi sona eriyor. 4-6 yaş Kur'an kursu, ihtiyaç odaklı Kur'an kursu. Ondan sonra şimdi geçen seneden itibaren uzaktan Kur'an kursu, internet üzerinden her türlü Kur'an ve dini bilgileri öğrenmek için imkanımız var. İnternet üzerinden de, müftülüğümüze gelerek de, imamlarımıza müracaat ederek de Kur'an kurslarımızda talebe olabilirsiniz. Bunlara dikkat edelim. Bir de şunu söyleyeyim, vaktinizi aldım biliyorum. İlk defa bu camide vaaz ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bir dakika daha söylemek istiyorum. Şimdi basın yayın organlarında dün önceki gün bazı başkanlığımızın Kur'an-ı Kerim Kur'an kursu hizmetleri hususunda bir takım ileri geri yayınlar duymuştursunuz. Öyle bir haber veriyor ki gazete, o gazete dediğimiz paçavra, sanki Kur'an okutmak suç, Diyanet İşleri Başkanlığı illegal bir örgüt, sanki biz yasa dışı bir şey yapıyormuşuz gibi. Kur'an-ı Kerim, işte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kur'an kursu, işte kredi yurtlarda Kur'an kursu, efendim apartmanda şurada bu. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığımız, şunu iyi bilin, anayasamızın bize verdiği yetkiyle, anayasada diyor ki toplumu din konusunda aydınlatmak görevimiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, imamın, müftünün, bütün personelimizin toplumu din konusunda aydınlatmak anayasal görevimiz. Toplum diyor ki bize, bizim apartmanda Kur'an-ı Kerim öğreneceğiz. 10 kişi bulduk. Orada Kur'an kursu açabiliriz. Bu yasal olarak da mümkündür. Açıyoruz zaten. Kredi yurtlar kurumunda, öğrenci yurtlarında, efendim nerede olursa olsun, çadırda da olsa Kur'an kursu açabiliyoruz. Yeter ki vatandaş talipli olsun. Ben talebe olmak istiyorum. Ben dinimi öğrenmek istiyorum desin. Hiçbir mani, engel yok. 7/24. Bu imkanımız var. Bunu bilen birileri rahatsız oluyor. O olsun. Olacaktır. O birileri rahatsız oluyor diye biz bu hizmetten vazgeçecek değiliz değerli kardeşlerim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.